Bu arada bir haber de aslında şimdi kiralardan, yükselen kiralardan, konutlardan bahsettik ama otomobiller ucuzladı bu arada. Niye? Niye? Bu senin hoşuna gitti. Düşünüyor musun almayı? Valla AB segmenti ya. Bakacağız bir haberi izleyelim bakalım. Peki. Ne kadar düşmüş ÖTV yani yükselir mi sonradan? Sıfır otomobil mi bakıyorsunuz? Sıfır otomobil kardeşime bakıyorum. A ve B segmentindeki araçlarda 40 bin lirayla 50 bin arası bir düşüş gerçekleşti. ÖTV indirimini duyduk, geldik. ÖTV indi, telefonlar kilitlendi. Bugün sabahtan beri telefonlarımız neredeyse susmadı diyebilirim. Sıfır otomobil almak isteyenler soluğu galeride aldı. ÖTV indiriminden faydalanmak için gelindi buraya. Yani sıfır araç değil, sıfır her şey almak biraz güç şu an. Sıfır araç almak gerçekten bir hayaldi. Dün geceden itibaren bu hayal olmaktan çıktı. Sıfır araç alma hayali kuranlara ilaç gibi haber dün akşam geldi. Özel tüketim vergisi matrahlarında değişikliğe gidildi. Bu indirim sıfır otomobil piyasasında bomba etkisi yarattı. Ciddi anlamda gerçekten bomba etkisi oldu. Müşterilerimiz arabaların en boşunu değil en dolusunu alabilecekler. Ülkeye giriş fiyatı 150 bin liraya aşmayan otomobiller için %80 olan vergi %50'ye düşürüldü. Yani bu indirimden önce 300 bin liralık bir araç 250 bin liralara kadar indi. 50 bin liralık indirim söz konusu. Dolusu 299 bin lirayken bugün sabah itibariyle artık bu araba 250 bin liraya indi. Sadece belli bir matrağa kadar olan arabalarda böyle bir indirim olmuş. Ama dikkat, indirim tüm sıfır otomobilleri değil, sadece orta segmenttekileri kapsıyor. Orta segmentteki 80 ÖTV grubuna giren otomobiller. Sıfır araçlardaki indirim haberi sonrası gözler ikinci el otomobil piyasasına çevrildi. Peki bu indirim ikinci eli etkileyecek mi? A ve B segmentindeki arabalar 50 bin lira ucuzladığı için bu segmentteki arabaların ikinci el bedelleri de bir miktar düşecek. Bugünden itibaren olan bütün alım ve satımlarda ister istemez aynı oranda ikinci elde de değişiklikler olacaktır. Beklenmedik bir zamanda tam bir alım fırsatı diyebiliriz. Gerçekten vatandaşlarımızın yüzünü güldürdü diyebilirim. AB segmenti ne içeriyormuş? Orta sınıf daha çok değil mi? Yani dolayısıyla bu 50 bin liralık indiri falan da gayet iyi bir miktar ya. Kesinlikle. Orta sınıf için. Gayet bir fırsat güzel. Ama ikinci elleri de düşürmüş bu arada. Böyle tabii de bir haber var. Ama ikinci el de yükselince coşmuştu ya. Evet. Hatırlasana geçen yıl. Kesinlikle. Çünkü memlekete ithal araba gelemiyordu. İkinci el birdenbire coşmuştu. Bu ÖTV indirimi, ya vergilerde her türlü indirime okeyiz biliyorsun. Yani piyasayı canlandırır. Almak isteyen de alır yani sonuçta. Evet. Döviz kurlarından dolayı çok para kazanan arkadaşlarımız da var yani. Mutlaka almak kadar için doğru, satmak için yanlış bir zaman diyelim şu o zaman. Şu an öyle bir gibi gözüküyor. Öyle görünüyor en azından. Bir taraftan da bu şeyi de hatırlatalım Ebru'ya. Toplu sözleşmeler başlamıştı. Hı-hı. Zam özellikle bu hafta içinde belli olacağı ifade, evet, ediliyor. Emekli ve kamu emeklisi ve kamuda, hı-hı, çalışanlar hep beraber onu da göreceğiz. Çünkü yaklaşık 20-25 milyon insanımızı ilgilendiren, evet, bir hadise inşallah. Aileleriyle beraber. Şöyle doyurucu zam olur.